Evet arkadaşlar, soru çözüm saatindeki tekrar YouTube'a atmamı istediğiniz soruyu atıyorum. Şimdi bu soru güzel bir mantığı olan bir soru. Arkadaşlar güzel bir şekilde takip etmenizi tavsiye ederim. Şimdi ilk olarak diyor ki, bir ay boyunca 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 liralık madeni paraları kumbarasına atan Kerem, ayın sonunda 56 adet madeni para biriktiriyormuş. Ve biriken 25, 50 ve 1 liralık de paralar değerleri birbirine eşit olduğu için diyor ki 50 kuruş paranın olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yani şöyle düşüneceğiz burada ilk olarak. Şimdi 25 kuruşluklardan A tane olsun. 25 A tane olduğu için 25'te A'yı çarparsan değerini bulursun. Kaç tane 25 kuruşların toplam değerini. Ondan sonra 50 kuruşluklardan arkadaşlar B tane olsun. B tane olduğu için 50 kuruşla B'yi çarparsan 50 kuruşlukların da toplam değerini bulursun. Ondan sonra 1 TL'liklerden, şimdi 1 lira 100 kuruş olduğu için bunu kuruş cinsinden alayım. Yani 100 kuruşlardan 1 liralardan arkadaşlar C tane olsun. Bunların hepsinin değer olarak birbirine eşit olduğu için değerlerini eşitledim. Sayı olarak değil arkadaşlar, değer olarak birbirine eşit. Peki şimdi bunların eşit olabilmesi için bakın burada 100 ile C'yi çarpmış, 50 ile B'yi çarpmış. Şimdi 100 normalde 50'nin iki katı. Mesela C'ye ben X dersem 100 çarpı X olur, 100X olur. O zaman eşit olduğu için buranın da 100X olması lazım. O zaman arkadaşlar B'ye 2X dememiz lazım. Buranın da 100X olması lazım. Çünkü değer olarak birbirine eşit. 25 ile neyi çarparsan 100 yapar? 4'ü tabii ki, o zaman buranın 4X. O zaman 25 kuruşlar 4 kat, yani 4X. 50 kuruşlar 2 kat, yani 2X. 100 kuruşlar da 1 kat, yani X. O zaman ben burada arkadaşlar toplam 56 adet olduğu için hangisinden kaç adet var bulabilirim. Ama bu soruda hesaplamaya gerek yok ama ben yine de hesaplayacağım. A'dan 4x tane var. B'den 2x tane var. 6x. X de C'den var. 7x. Yani 7x tane madeni lira 56 adetmiş. O zaman 56'yı 7'ye bölersem x eşittir 8 adet. Yani 100 kuruşlardan 8 adet. Bu 2x olduğu için bundan 16 adet. Bu 4x olduğu için bundan da 32 adet. Toplam hepsini toplarsam sevgili arkadaşlar 56 adetti zaten toplam. 56'yı yazıyorum. Tüm olasılıklar 56. Eşeğin olasılığı, 50 kuruşların olasılığı 2x'ti, yani 16'ydı. 16 bölü 56'dan sadeleştirirsem 8 ile sadeleştireceğim. 16'yı 8'e bölersem arkadaşlar 2. 56'yı 8'e bölersem 7. 2 bölü 7. Peki başka nasıl yapabilirdim? Zaten toplam ben bunları x cinsinden buldum değil mi? Toplam 7x vardı. 50 kuruşlar 2x'ti. Böyle de oranladığım zaman x'ler gider. 2 bölü 7. Yine her türlü 2 bölü 7 buluyorum arkadaşlar.